Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Qarabağ savaşının ardından 10 Kasım 2020-də imzalanan anlaşmada Azərbaycanın batı illəri ilə Naxçıvan Özək Cumhuriyyəti arasındakı ulaşım koridoru açılacaq maddəsi də yer almışdı. Anlaşmada isminə yer verilməsə də burada kurulacaq o koridorun Azərbaycan və Naxçıvanı bir-birinə bağlayacaq tarixi Zəngəzur koridoru olduğunu ifadə etmək istiyorum. Ancaq anlaşmanın üzərindən 2 yıl sürən geçməsinə rağmen halən bu koridorun fəaliyyətə geçmədiyinə diqqəti çəkəlim bugün. Şu anda Azərbaycan ilə Türkiyəyi bir-birinə bağlayan hat Gürcistan, Tiflis üzərindən geçiyor. Ancaq Zəngəzur koridoru buna çox daha qısa və daha az maliyyətli bir alternativ sunuyor. Zəngəzur koridoru ilə Türkiyə ilə Asiyayı bağlayan yeni bir hat kurulacak. Bu koridor aynı zamanda Çin'den Avrupa'ya ulaşan bir kuşak bir yol projesinin de ortak koridoru olabilir. Ancak bu koridorun açılması için Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barış anlaşmasının imzalanması da gerekiyor. Bu arada Rusya da Zəngəzur koridorunu destekliyor. Bu koridorun kuzey-güney ekseninində Rusiyanın İran və Hindistan gibi ölkələrlə ticareti için de çok iyi bir alternatif olacağını vurgulamalıyım. Ermənistanın bu koridoru engelleme girişimlerinə karşı Azərbaycan devleti İran ile yeni bir koridor üzerinden niyet beyanı da imzaladı. Zəngəzur koridoru Türkiye Cumhuriyeti açısından da çok önemli. Zəngəzur koridoru ile Hazar Denizi ve Akdeniz'in demir yolu ile birbirine bağlanması gerekiyor. Böylece Türkiye'nin Akdeniz'de demir yolu ulaşan iki limanı İskenderun ve Mersin önemli bir ticaret potansiyeline sahip olabilir. Bu açıdan Asya'yı dünyaya bağlayacak yeni kapı Türkiye üzerinden kurulmalı. Büyük düşünce adamı Nazım Hikmet'in belirttiği uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan yer Zəngəzur koridoru olabilir. Evet, Azərbaycan gündemini burada noktalayalım bugün. Yeni haftada yeniden ulusal kanalda buluşuncaya dek efendim. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.